Geçen hafta da kendisi kırmamıştı geldi. Bugün biraz daha bol bol sohbet edeceğiz. Ağız ve çene cerrahisi uzmanı operatör doktor Haluk Öztürk stüdyolarımızda. Alkışlarla kendisini <laughs> ayırt edelim. hoş geldiniz. tekrar. Hocam? Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Çok <laughs> güzel, Buyurun. O zaman hocamızla neler konuşacağız bir izleyelim VTR'mizi sonrasında tekrar stüdyomuzdayız. Ağız ve diş sağlığına neden önem göstermeliyiz? Diş fırçalama alışkanlığının getirileri nelerdir? Ağız boşluğunda gelişen bakteriler sağlığı nasıl etkiler? Ağız ve diş sağlığına dair her şeyi Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Haluk Öztürk sağlık zamanında anlatacak az sonra. Evet hocam, ağız ve diş sağlığına dair her şeyi konuşacağız. Evet, konu başlığımız her şey. Tekrar Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ağız ve diş sağlığının e, öncelikle isterseniz genel sağlıkla ilgili e, daha doğrusu genel sağlıkla ilişkisinden başlayalım. Evet. Şimdi efendim e, özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Sağlık ağızda başlar diye başlık atmamızın sebebi zaten herkesin bildiği gibi e, vücudumuzun e, giriş kapısıdır ağzımız. Fakat sağlığımızın da aynı zamanda giriş kapısı yani yakıt aldığımız yer. Enerji depoladığımız yer. Dolayısıyla sağlık ağızda başları özellikle vurguluyoruz çünkü e, enfeksiyonların başladığı ve sonra da inflamasyona dönüştüğü, sonra da genel sağlık anlamında vücudumuzdaki her türlü organımıza sirayet ettiği yerin başlangıcı ağızdaki rahatsızlıklardır. Orada üreyen bakterilerin bir marifetidir. Sonuçta e, bizim Sistemik olarak enflamasyonun iç organlara kadar taşınmasının yeri olarak, başlangıç yeri olarak ağzı bilmemiz, toplumsal hususta bu konuyu irdeleyerek herkesi bu konuda bilinçlendirmemiz en önemli görevimiz. E, ayrıca bilinçlendirme haricinde bu e, rahatsızlıkların ağızda başladığını bilirse insanlarımız, hı hı. toplum, rutin olarak diş hekimine kontrolü bir görev addeder. Bu çok önemli. Zaten bütün hekim arkadaşlarımızdan her branştan, sağlık branşındaki her üyeden, her çalışandan ısrarımız, ricamız bu hususta insanları ikaz etmeleri. Kendi branşlarıyla, kendi konularıyla ilgili yapacakları her türlü müdahale öncesi diş sağlığının kendilerine gelen hastanın diş sağlığının doğru olup olmadığını etüt etmeleri, yanlışlıkları tespit etmeleri zor olacağı için her halükarda kendilerinin bir diş hekimine uğramalarını, oradan getirecekleri rapor doğrultusunda yapacakları müdahalenin daha sağlıklı olacağını sağlık vermeleri. Şimdi i̇şte, e, genelde ağız sağlığı işte az önce bahsettiğiniz gibi sağlıktan görülmediği için bizim evet. toplumda e, şunun da altını bir çizelim istiyorum. O yüzden böyle bir soru soracağım. E, ağız ve diş sağlığının bozulması yani belki de izleyen birçok izleyici bunu soruyor. Yani ne kadar kötü olabilir ki? Evet, şimdi biz bu kadar üstünde durmalıyız Yani Ne olabilir, başımıza ne gelebilir? Evet, şimdi o zaman e, öncelikle Dünya Sağlık Örgütünün sağlık konusunu nasıl tanımladığından başlayalım. E, Dünya Sağlık Örgütü der ki, dünyadaki bütün insanlığın, bütün popülasyonların en çok rastladığı, ma maruz kaldığı hastalıkların başında diş çürükleri ve diş et hastalıkları gelir. Yani bir salgın hastalık gibi. Evet. En yoğun olanlar, yaşayan bütün insanları etkileyen bir hastalık olarak tanımlanır. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de son zamanlarda genel sağlık kavramını şöyle yeni bir tanımla e, büründürdü ve açıkladı. E, sağlık sadece bir hastalık, salp bir hastalık halinin olmaması değildir. Hı. Sağlık e, bedensel yani fiziksel, zihinsel ve de e, sosyal olarak her şeyin mükemmel olması halidir. Dolayısıyla e, sağlık da ağza başlıyorsa bizim e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, ışığında bu göstermiş olduğu yönde insanları bilinçlendirmemiz şart. Peki e, bu insanlar ağız sağlığına çok dikkat etmezlerse ve gittikleri diğer farklı branşlardan gittikleri hekimlerde kendilerini yeteri kadar uyarmazlarsa ve zorunlu tutmazlarsa kendi tedavilerini devam ettirmek adına neler olabilir? Ağzımızdaki bütün bakterilerin normalde bizlerle ilk başlangıçlarda dost olduğunu biliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Karşılıklı bir e, iyi geçinme hali vardır. Şartlar iyiyse. Sonra birdenbire bu bizim dostlarımız olan bakterilerin şekil değiştirdiğini ve toksin ürettiğini görüyoruz. Neye bağlı? E, <laughs> çevre ortamının değişmesiyle alakalı. Bunlar yeme içme alışkanlıklarından başlayarak... E, Başka kötü alışkanlıklar mesela sigarayla da ilintili olabilir. Sigara Çevre da şartları edilir. değişirse ağız içerisindeki pH değerlerinin değişeceği de kesin. Zaten bu bakterilerin canavarlaşmalarının sebebi normalde yapıştıkları, üredikleri ve çoğaldıkları mikroflora, yani dişlerimizin üzerinde, diş etlerimizin hatta üzerinde yapışan yemek kırıntıları temizlenmediği takdirde orada üreyen üreme şansını bulan, beslenen bakteriler hemen e, bir reaksiyon göstermezler. Çünkü beslendikleri yerde, asalak olarak yaşadıkları yerde herhangi bir sorun yaşanmaz. Fakat beslenme arttıkça pH değeri orada normal şartlarda bizim tükrüğümüzün ve bizim diş oluğu dediğimiz bir bölge vardır. Her dişin çevresinde bir e, ortaça e, şatoların etrafındaki kanala benzetiyorum ben her zaman. Oradaki bir sıvının normal pH değeri asetiktir Yani hafif asittir. 5,5-6 civarındadır. Ama mikroflora halinde olan bu pH değerinin asitik olma hali alkalik duruma dönüşebilir. Nasıl? Plakların iyi temizlenmemesi halinde. Zaten oradaki özellikle streptokok dediğimiz Hı. bakteriler ki çoğunluğunu teşkil eder mikrofloranın. Alkalik bir ortama geldikleri zaman birdenbire afallarlar ve şekil değiştirirler ve bulundukları bölgede yani ağız boşluğumuzda diş etlerinde, diş eti diplerinde ve dişlerde yıkım sürecini başlatırlar. Ne, salgıladıkları e, tükrük salgısını ilaveten salgıladıkları toksinlerle. Bu işte hastalığın başlangıcı budur. Çürüğün de başlangıcı budur. Diş eti hastalıklarının başlangıcı da budur. Şimdi bir de işin e, genel sağlık kriterleriyle etkileşimi var. Bir konuştuğumuz. iki evet. e, ne kadar önemli olur konuştuk. Bir de insanların günlük sosyal hayatında e, ve kendi içlerinde psikolojik olarak e, çok ağız ve diş sağlığının bozulması kişileri nasıl etkiler? Şimdi özellikle çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Ee, i̇nsanların geçen programımızda konuştuğumuz çocukların ağız sağlığının ne kadar önemli olduğunu söylediğimiz e, konuya dönersek, zaten evet. bu bir alışkanlık olsun diye bahsetmiştik geçen sefer. Ee, i̇nsanlar Yetişkinler de aynı çocuklar gibi özel hayatlarında, çalışma hayatlarında başarısızlığa uğramaları, mutsuz olmalarının yegane sebebi ağız sağlığın bozuk olması, iyi beslenememe, iyi uyuyamama, ağrıdan muzdarip olma. Ama bir de bunun üstüne üstlük çok daha kötü sosyal yaşantılarını direkt etkileyen arkadaşlık ilişkilerini, insanlarla olan irtibatlarını direkt etkileyen bir konu vardır. Halitosis dediğimiz bir ağız kokusu ağız. konusu. Ağız kokusu direkt ağız bakımının yeterli yapılmamasından ileri gelir. Çoğu kimse der ki benim genetik olarak atalarımdan kalan anneannemde de vardı, ded, işte dedemde de vardı bir ağız kokum var. Midemden geliyor canım. Hiç alakası yok. Ee, tamam bir gastroenterolog, bir mide, mide uzmanı bunu teyit ederse veya kulak burun boğazı bir branşı. Onun da tedavisi var ama yani. Onun da tedavisi var tabii ki ama direkt ben benim zaten orada var ağzımdan gelmiyor bu koku demek bir anlam ifade etmez. Demek ki Halitozis insanları iş hayatında değil, özel hayatlarında da başka kimselerle irtibat konusunda geri durmak zorunda bırakabilir. Nasıl bir tedavi uygulanıyor burada? Sadece ve sadece basit diş fırçası, diş macunu, ağız gargara. Halitozis'in tek manası, tek hedefi bu. Ama tabii Ağızda hiçbir çürük bırakmamak, diş etlerinde herhangi bir enfeksiyon bırakmamak. Tabii yani bırakmamak. optimum sağlık varsa ağızda. Kesinlikle. Bir de hani diş fırçalamayı bilmeyen çok insan var değil mi? Evet. Çok doğru. Yani Maalesef. gerçekten hani onu öğrenmek, işte diş ipi kullanmak Maalesef. bunlar önemli detaylar. Şimdi Çünkü hep böyle düzenli işte sabah akşam fırçalama falan konuşuluyor ama esasında bizce doğrusu doğru diş fırçalama. Çok Tabii. doğru. Yani bu doğru evet. ve düzenli olarak o zaman onu düzeltirsek doğru ve düzenli diş fırçalamasının çok getirisi. Haklısız. Evet. Şimdi tabii. Bu evet. hem bakteri plaklarının oluşmasında tabii. hem de koku oluşmasında ciddi manada Bütün bölgeleri ağızdaki her yeri sadece ön tarafı göz, görünen bölgeleri fırçalamanın Hatta sadece dili, görüntü kurtarmanın yani, bir tabii anlamı yok. yok sağlık açısından. Tüm ağız içinde dili, tabii. dişi, diş etlerini Peki hocam bunların getirisinden bahsedecek olursak çünkü e, şimdi az öncesi çok güzel aslında bahsettiğiniz sadece görünen yerleri fırçalayıp biraz e, renkte bir değişiklik hissedince hastalar dişini temiz zannediyor. Evet. Veya çok bastırarak fırçalayınca doğru temizlediğini zannediyor evet. veya temizleyerek beyazlatmanın mümkün olabileceğini düşünüyor. Bunlar hep hastalarımızın yaptığı hatalar. Çok doğru. Ama biz basit bir ağız e, sağlığını nasıl sağlayabiliriz? Ağız hijyenini nasıl koruyabiliriz? Şimdi e, dün gelen bir hastamdan size örnek vereyim. Mükemmel ağız bakımını becerebilen, çok küçük yaşlarda başlamış ve bunu bir alışkanlık haline getirmiş fakat bir hatası var hastamın. Dün kendisine ısrarla defalarca söyledim. Her seferin her geldiğinde her 6 ayda bir kontrole geldiğinde, düzenli de kontrole gelen bir hasta söylüyorum, abartıyor. Evet. O kadar çok abartıyor ki dişlerini biraz önce söylediğiniz gibi çok doğru sert bir diş fırçayla belki 3-5 dakika, 8 dakika yerine 15-20 dakika gibi bir süre oh. anormal bir fırçalama. Diş etleri de herhangi bir sorun yok. Herhangi bir e, diş eti enfeksiyonu yok. Fakat o kadar çok bastırıyor ki dişlerinde aşınmalar var. Ben onları sürekli hassasiyet kazanmasın diye tedavi etmek durumundayım. Sık sık ona göre gereken ilaçları vesaireleri veriyorum. Diş macunlarını tavsiye ediyorum. Bir de diş etlerine tabii çekilmeye yol açıyor. E, aşırı baskıdan dolayı bir e, atrofi olması kaçınılmaz. E, dolayısıyla abartmamak kaydıyla düzenli yine tekrar çocuklara dönelim. Çocuk yaşta başlamak kaydıyla o kadar... E, duyarlı bir şekilde diş fırçalıyor ki çocuk yaşta alışanlar bir hata yapmaları söz konusu olamaz. Bir de dediğiniz gibi hani o e, aşındırma konusunda da evet. o diş fırçalarının e, kıl yumuşaklığı da etkile artık hani çok fazla çeşitlendi e, onlarda. Evet şimdi e, ben hastalarıma ve benim gibi bütün diş hekimi arkadaşlarım e, meslektaşlarım hepimiz hastalarımıza herhangi bir firmanın reklamını yapmaksızın. İyi bir diş fırçası seçmesini öneriyoruz. İyi derken çok sert olmayan, orta sertlikte, aşırı yumuşak olmayacak. Diş macunu da iyi derken kendilerinin lezzetini yadırgamayacakları, kendilerini bir şekilde bulandırmayacak, ağız tatlarını bozmayacak, aşırıya kaçmayacak bir lezzet katkısı olmayan diş macunlarını tercih etmelerini, aynı şekilde ağız gargara seçimlerinde de hassas davranmalarını, yani kendilerini bir şekilde diş fırçalamak, gargara yapmaktan eee gerek bırakmayacak türden seçim yapılanı öneriyoruz ya şimdi ki. şimdi biraz evet ticari kısımları ve evet. reklamlar var. Bizim bizi e, biz dahil kendi meslektaşlarımızın e, bir takım rol aldığı e, reklam filmleri de oluyor. Evet. Ama esasında bu işte markadan ziyade kişinin kendi hassasiyetlerine göre Tabii ki. her hekim yani Tabii. o reklamda oynayan hekim de dahil olmak üzere. Herkes aslında ona evet. göre karar veriyor. Evet. Şimdi hocam e, girizgahta aslında bahsettik ağız florasından ama şimdi bir ağız florasının e, nasıl algılanması? Yani biraz aslında kombine birkaç soru üst üste soracağım ve biraz Olsun. sizi bırakacağım uzun anlatmanızı e, isteyerek yani ağız florası ağız florasının içerisindeki bakteri miktarı evet. ve nasıl oluyor da bu bakteri miktarı önce ağız sağlığını ve daha sonra sistemik rahatsızlıklara sebep olacak şekilde insanın genel sağlığını etkiliyor. Yani Tabii. E, bu baştan aşağı bu e, kötü süreci eee evet. izah edebilir evet. misiniz bize? Şimdi e, ağzımızdaki bütün mikroorganizmalar hı hı. bunların içerisinde asalak oldukları için çoğunluğu bakteriler olmak üzere mayalar e, ve değişik e, Aktüno müsetler şeklinde değişik mikroorganizmaların organizmaların hepsinin yaşadıkları alanda herhangi bir reaksiyon göstermeksizin bizle beraber o bölgeyi işgal ettiklerini görüyoruz. Fakat biraz önce bahsettiğimiz gibi pH değerlerindeki değişim onların e, farklılaşmasına yol açıyor. Zaten çürük olan bir bölgedeki farklılaşma en başta çünkü çürük olan yerde üreyen başkalaşımı e, yaşamış olan prokaryot dediğimiz bakterilerin ee, bir şekilde patojen hale gelmeleri ve biz onları sürekli yutarak sindirim sistemimize sokmamız neticesinde sindirim sisteminin bütün açık yüzeylerinde mideden başlayarak 12 parmak bağırsağı ve bağırsaklara kadar poliplere ve e, ulcerasyonlara sebep oluyor. Peki en araya aslında. gireceğim şunu so söyleyebiliyor muyuz o zaman ağız sağlığındaki bozukluk probiyotikleri prokaryota çevirir diyebilir miyiz? yani Çünkü bakterinin kendi yapısında da bir mutasyon kesinlikle, oluyor. Kesinlikle kesinlikle. Biraz önce söylediklerimin Türkçe tercümesini siz, siz yaptınız. <laughs> Prokaryota dönüşüyor. İster istemez çünkü çürük bölgedeki pH değerinden dolayı, beslenme şeklinden dolayı mikrobiyolojik olarak dönüşüm kaçınılmaz. Yani yararlı bakterilerin Tabii. bir Tabii. anda tam tersi zarar vermeye başlaması söz konusu. Bunu kendimiz yapıyoruz aslında. Tabii ki. Zaten immün sistem, bağışıklık sistemimiz bu dönüşüme uğramış olan prokaryot bakterilerin, patojen olmuş olan bakterilerin taşınmasında gönüllü olarak e, görev addediyor ve e, görev alıyor bir bir şekilde yani bizim sistemimizdeki bütün organlara her hücreye o e, patojen e, bakterileri taşımakta hiç zorluk çekmiyor. Evet ya özellikle bu da bize zarar veriyor. Evet, tabii. E, yiyeceklerle direkt hani bağlantılı da olduğunu evet. düşünüyoruz asitli içecekler tabii. değil mi tatlı tabii. E, tabii. yiyecekler. Başka neler var hocam? Ee, özellikle alkol, Şeker. sigara. Ay, evet, evet, bunlar ay. sağlığa <laughs> zararlıdır, değil, zararlıdır Evet. Sadece genel sağlığa değil ağ sağlığına zararlı. Zaten sağlık daha hızlı da başlar diyorsak o bölgedeki hmm. dengeyi bozuyor. Ekolojik düzen bozuluyor. Öyle söyleyelim. Yıkım oluyor orada. Ee, zaten bizim e, bağışıklık sistemimizin bakterilerin yığılmalarından dolayı bir afallaması söz konusu. Ne yapacağını şaşırıyor. Reaksiyon bir şekilde onları yok etmeye çalışmak yerine yorul yorulmaktan öteye geçemiyor. Çok yoruluyor bağışıklık sistemimiz. Dengesizliğe sebep olan bizim kötü alışkanlıklarımız pek evet. tabii. Ki. Peki bu yıkımın sonucu sadece çürük olarak mı oluyor? Daha başka nasıl anlatabilirim? Diş eti hastalıkları zaten çürükten çok daha önemli bir evet. enfeksiyon şekli evet. ve tedavisi de oldukça güç. Diş çürüğünü bir şekilde tedavi edersiniz. Dolguyla, kronla, köprüyle vesaireyle örtebilirsiniz. Düzenli aralıklarla da dişin çürüp çürümediğini kontrol edersiniz. Öneminizi alırsınız ama eğer hasta düzenli gelmiyorsa ve ağız bakımını da evde normal sosyal Yapmıyor. çevresinde yapmıyorsa isterseniz her sene birkaç defa küretaj dediğimiz periodontolojik hı hı. tedaviye tabi tutun hastayı. Düzelmesi imkansız çünkü bu e, ayakkabı boyamak gibi değil. Ayakkabıyı boyadım, gittim eve değil. Yani bu diş etinin bakımına devam etmesi lazım. Küresel hastanın. diş etiyle ilgili bir tedavi. Kesinlikle. Peki diş eti nasıl bir sinyal veriyor e, hastalığıyla ilgili? Hani diş evet çürüyor belki ama evet. e, diş eti hani şişme, kanama neler oluyor? Şimdi e, zaten biraz önce söylediğimiz halitozisin e, önemli sebeplerinden bir tanesi ağızdaki Lokal olarak veya genel olarak olan kanamalar. En çok kokuyu da o yapıyor. Hastalarımızın e, bir şeyi çok iyi bilmeleri lazım. Bazı saplantılar var. Diş eti kanamasının çok fazla önemsenmediğini ben defalarca görüyorum. Her hekim arkadaşım, meslektaşım da görüyor. Diş eti kanaması çok önemli bir konudur herkesin dikkat kesilmesi ve bunun neden olduğunu araştırmak üzere diş hekimine başvurması şart. Basit bir diş taşından dolayı da diş eti kanaması olabilir veya Gece ilerlemiş olabilir. ilerlemiş bir periodontitis'ten dolayı da olabilir. Hmm. Ve bunun iç organlarımıza, genel sağlığımıza ne kadar zararlı olduğunu diş hekimi meslektaşlarım anlatacaktır kendisine. Düzenli olarak diş taşı temizlemeye gelmenin bir zul addeden hasta grubu var maalesef. Diş taşı temiz etmesem ne olacak canım? Beni rahatsız etmiyor ki. Ben alışıyorum diyor. Diş eti kanamasından da muzdarip değil. Zaten o hastaya bir şey yapılamaz çünkü diş taşının birikimi bile sadece periodontitse mal olmasa bile, yolaşmasa bile dişlerin sallanmasına mal olacak, dişlerini kaybedecek. Bilmiyor. Bilmiyor ki atrofikleroz dediğimiz bir damar sertliği rahatsızlığı direkt diş eti rahatsızlıklarından dolayı geliyor. Bilim artık en bunun bağlantısını. Yavru. Evet. Hatta kardiyovasküler rahatsızlıkların çoğunun bilimsel kanıtlar var artık elimizde. Tamamen periodontitis kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bilim artık bunu ispatladı. Evet. Yani ağızdan kalbe giden bir aslında evet. yol olduğunu hepimiz biliyoruz ama maalesef o bilinçle hareket etmiyoruz. Tabii. Bu bilinçlendirme işi de esasında bir sekimlere düşüyor. Kesinlikle. Ee, hocam peki bir diş hekimi olarak o zaman soralım. Ee, bu sefer hasta olarak değil de diş hekimleri bilinçlendirmeye nereden başlamalı? Ee, Hastalarına tabii. Kendi hastalarından başlayacak ama kendi hastalarının e, koltuğunu yani oturan her hastadan yani. değil de bütün aileyi çağırarak. Ailecek bir bilinçlenme olursa, ebeveynden çocuğa da e, bazı bakıma alışkanlıkları aşılanırsa evet. ve bunu e, hiç tanımadıkları bir beyaz önlüklü veya mavi önlüklü, yeşil evet. önlüklü <laughs> amcaları, e, teyzeleri söylerse onu ciddi alıyor çocuklar. Annesinin babasının söylemesi yeterli değil. Şu önlükleri biraz renklendirsek acaba? Evet, var. Var öyle önlükler de <laughs> var, var, var. var, değil mi? Çok daha sempatik. sempatik. <laughs> tabii. Benimki de zayıf göstersin diye. Peki efendim, öyle. estağfurullah. Beyaz şimdi iyice, iyice bir şey oluyor. <gülüyor> tabii. <gülüyor> şimdi aslında e, bu konuyu biraz daha açabiliriz müsaade ederseniz. Eee toplumun saplantıları ve bilmesi gereken çok önemli birkaç husus var. Onu e, irdelemeden edemeyeceğim. Diş taşı temizliğine düzenli gitmek, ağız bakımına düzenli gitmek hı hı. haricinde e, hamilelik konusu e, çok önemli. Ve benim değişik bir hasta grubum var. Böbrek hastası olduğunu senelerdir bildiğim halde diş sağlığına hala yeteri kadar dikkat etmeyen hastalarım var maalesef. E, böbrek sağlığı bozuk olan hastaların biliyorsunuz bağışıklık sistemi de oldukça zayıftır. Ve enfeksiyon riski çok yüksektir. Bundan 30-40 sene evvelinde e, kalp cerrahları kalp ameliyatı öncesi muhakkak Hı. diş sağlığının düzenlenmesi konusunda hastalarına ısrarcı davranıyorlardı. Şimdi ise bütün, bütün branşlarda cerraha, evet. artık bu var. Evet. Bütün cerrahi işlemlerden evet. önce değil mi? Çünkü sekonder bir enfeksiyon atlaması söz konusu ağızdaki herhangi bir çürükten veya diş etindeki herhangi bir rahatsızlıktan. Evet ya hocam onun altını bir çizelim. Yani siz Tabii. ağzınızda basit bir çürük ağrı yapmayan bir çürük işte ne bileyim ağrı yapmayan bir diş eti kanaması evet. bir diş eti çekilmesi. Evet ama bunların hepsi bir enfeksiyon odağı ve ağız da sizin organınız yani sizden bağımsız dışarıda yaşayan Tabii. bir organ Tabii. değil. O yüzden hepsi birbiriyle iç içe. Evet. Hamilelik demiştiniz hocam. Şimdi hamilelikte e, tabii ki diş etlerinin graviditeyden dolayı yani hamilelikten dolayı doğal bir kanaması söz konusu olabilir. Bir e, hormonal düzensizlik de oluyor. Olabilir. Kesinlikle ama e, zamanımızda gençler hamileliği bile önceden planlayarak e, yapmaya çalıştıkları gibi e, eğer öyle bir maksatları varsa hastalarımın bir kısmı geliyor ve diyor ki biz bir plan yaptık program yaptık ben çocuk sahibi olmak istiyorum. Diş sağlığım yeterince iyi mi? Hı. O zaman o hastanın ağız sağlığını önce yerine getirip sonra hamile kalması tabii mükemmel. Evet. Mükemmel. Bundan iyisi olmaz. Ee, peki önceden bir diş sağlığı ile ilgili müdahale yaptırmadı. Hamile kaldı ve diş etleri kanıyor. Fırçalamaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyor. Kanama artmasın diye. Hı hı. Diş taşı temizletmeye gelmiyor. Fakat şunu unutmayalım ki hamileliğinde belli bir döneminde 4 ila 6 ay arasındaki bu dönemde fetüsün bütün organların oluştuğunu bildiğimiz bir dönemde yapılacak olan tedavilerin... Jinekologlar zaten bunu biliyor ve hastalarına da söylüyorlar. Diş hekimliğinde yapılacak olan lokal anestezilerle miktarı çok olmamak kaydıyla herhangi bir zararı olmayacağı biliniyor. İkinci trimestirde zaten Tabii. serbestiz de yani benim evet. başıma şu geldi siz... Muhakkak benden çok daha tecrübeli bir hekim abimiz olarak katılacaksınızdır. Yani ben doğuma 10 gün kala ufak da olsa bir cerrahi müdahale yapmak zorunda kaldım. Çünkü yani apse var ağzında şimdi. Onun vereceği zarar yani daha onu vereceği büyük. Onun vereceği zarar daha büyük senin tabii. yapacağın lokal anesteziden. Tabii tabii. Ki çok lokal doğru. anesteziden de yıllarca bildiğim kadarıyla içindeki adrenalinden dolayı açıldı. E yani şimdi adrenalinin oluyor. doğumu tetiklemesi. Yani senin yaptığın anestezideki adrenalin 0.012 miligram. yani. tabii. Şimdi onun vereceği zarar bir de ağızdaki bir enfeksiyonun eee <laughs> hele bir kordon yani. vasıtasıyla çocuğa yani zarar Yani aslında genel olarak tabii. olmasın diyoruz ama mecbur kalınırsa da daha e, kötü bir e duruma tabii. yol açacaksa da Ya e, her şimdi gebelikte her türlü durumda zaten dikkat ediyorsunuz, kaçınıyorsunuz. Tabii ki. ilaç kullanmamaya dikkat ediyorsunuz. Tabii ki. işte daha organik besleniyorsunuz vesaire ama sonuçta bir hastalık, bir enfeksiyon belirtisi varsa da bununla tabii. da yaşanmaz. Çok daha fazla tabii. zarar var. Aynı zamanda e, hamilelik sonrası Emzirme döneminde de e, tedaviden kaçınan hastalarımız var biliyorsunuz. Hı hı. Genç anneler e, çocuğun içeceği emzirdikleri çocuğun sütüne geçecek hı hı. lokal anestezi miktarı vesaire e, Biraz önce sayın meslektaşım söylediği gibi iltihabik bir durum varsa o süte geçmiyor mu? O çocuk onu emmiyor mu? O mikrobu algılamıyor mu vücudu? Çok daha kötü. Direkt vücuda çünkü giriyor çünkü. Çocuk doğduğu anda e, 6 ila 8 saat sonra ağız florası oluşturuyor. Evet ve o ağız florası çocuğun ömrü boyunca bütün e, sağlığını dikte ediyor basit bir şey ama o anda çok bir şey yapıyormuş hocam 6-8 <laughs> mümkün olduğu ya kadar bizim diş, bir yok zaten. diş hekimi olarak tabii ki biz yapılması gerekeni izah edip anlatıyoruz ama zaten e, böyle doğuma çok a, az zaman kalmış veya Hı -hı. mevcut emziren bir annede zaten kendi doktorunun da onayını biz de istiyoruz yani tabii. bir risk taşımak için ama tabii, tabii. işte hep böyle bu kaçamak Dar bir bahane evet. sığınma oluyor maalesef. Yani. Tabii. Aman hamileyim evet. gitmeyeyim bir şey olursa. Zaten Kon... evet. öyle bir hamileliği e, tamamlamış çocuğunu doğurmuş bir anne e, çocuğunun süt dişleri yeni yeni çıkmaya başladığında da aynı anne ona benzer hatalar yapmaya devam ediyor. Şöyle düşünüyor maalesef. Nasıl olsa süt dişi bunlar dökülecek yerine kalıcı dişler gelecek. Tedavisine <laughs> ne gerek var? Bu kadar yanlış bir şey olabilir mi? Yani o çocuğun çekeceği geçen programımızda da bahsettiğimiz gibi ızdırabı vesaireyi düşünmemesi bir tarafa, o çocuğun süt dişlerindeki çürüğün kalıcı dişlerin altındaki e, şeylerine, e, tohumlarına zarar vereceğini bile düşünemiyorum. Birilerinin bu annelere, bu babalara bir şekilde bunları anlatması lazım. Bu da bizim Yani işte göreviz. biraz evet, ağız ve diş sağlığıyla ilgili eğitim ve öğretim süreci <laughs> bence fena gitmiyor. Yani evet. en azından bizim çocukluğumuza çok dönüldüğüne evet. göre şimdi çok Aynen daha öyle. rahat gelebiliyorlar. Veya bizim yaş grubu işte arkadaşlarımız hem çocuklarını daha erken yaşta diş hekimine getirip Tabii. O, en azından o korkuyu o... Tabii. Ya sadece korku da değil. Siz güzel bir şey söylediniz hocam. Yani 6 ayda bir gelmeyi zul görüyoruz. Yani aman ne gideceğim tamam bir şey yok bir şikayetim yok mantığındayız ama evet. işte o şikayet olduktan sonra müdahale zaten maddi Geç, manevi daha çok olabilir. görünce bu sefer diş hekimleri kötü oluyor ama evet. <gülüyor> <aynı> <gülüyor> problem küçükken çözümü de daha basit. Aslında e, seyircilerimizin e, bilmesi gereken çok daha önemli bir şey söyleyeyim. Korkutmak manasında değil. Bunu artık e, tıp e, çevreleri çok iyi biliyorlar. İstatistiksel olarak ülkemizde kadınların 20 yaş üstü bayanların %7'si 20 yaş üstü erkeklerine %9'unun kalp damar hastalıkları şikayeti var. Ya. Bu Çok yüksek evet. bir oran. Bunun sebebi yine ağızla ilintilendirebilirsek diş eti hastalıkları ve diş çürükleri de olabilir. Yani bilim artık bunun bağlantısını ispat etmiş durumda. Kaçınılması e, imkansız bir durum. Başka evet. bir konu daha var. E, menopozla ilgili bir husus var. Hı hı. Menopoz hastalarımızın Hekimleri tarafından verdikleri verilen e, ilaçları düzenli olarak almalarını tabii ki biz saygıyla karşılıyoruz. Hekimin kararı jinekoloğun ve ihtiyacı da var. Ama aldığı e, kalsiyumun ki bu kalsiyum tabii ki kemik erimesini önleyici bir kalsiyum türüdür. Çene kemiğindeki tutunma süresi genel iskeletteki tutunma süresinden çok daha uzun kalıyor. Yani oran olarak çok daha yüksek seviyelerde kalabiliyor ve bu çene kemi kemiğinde tam tersine erimeye yol açabiliyor. O yüzden jinekologların hastalarıyla olan ilişkilerinde diş hekiminin kontrolünü ön görmeleri şart. Zaten biz sayın meslektaşım biliyor. Panoramik röntgen, çene röntgeniyle tabii. bağlantılı olarak bu konularda hastaları uyarma gibi bir şansımız var, görüyoruz. Orada osteoporoz e, belirtileri çok net olarak e, ifade edilebilecek düzeye geliyor. Evet. Peki 20 yaş deyince siz az önce 20 yaş dişleri geldi aklıma bir anda hocam. Evet. Onların çekilmesiyle ilgili e, nedir durum? Şimdi efendim normalde e, insanoğlunun 32 tane dişi olması lazım. Ama jenerasyonlar ilerledikçe e, bu 32 diş 28 dişe düşme durumunda. E, bence bir çene cerrahı olarak söylemek gerekirse... 32 tane dişin, 32'si de 20 yaş dişleri bunlara dahil olmak üzere düzenli çıkıyorsa onların da bir yararı var. Onlara da ihtiyacımız var. Şayet 20 yaş dişi çıkamıyorsa çenedeki darlıktan dolayı o zaman problem teşkil eder, alınması gerekir. Yoksa bu nasıl olsa 20 yaş dişidir, biz bunu bertaraf edelim. Ona ileride ihtiyaç olmayacak gibi bir saplantıya sap, kat, katılmıyor. Ben çok Hiç genel bize... bir şey söyleyeceğim ama yani Buyurun sadece bakayım. böyle mesleki ve tıbbi de değil aslında ama bizim Tabii. toplum olarak biraz sorgulamayı ve e, düzgün doğru bilinçlenmeyi öğren, öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü hep kulak dolgusu bilgiyle hareket Tabii. ediyoruz. Ve Maalesef. tecrübeler konusunda da hep kötü tecrübelere Hı -hı. yönelik Yani Mesela 20 yaş deyince değil mi aklına hemen anlatılan evet. e, korkunç evet. 20 yaş hikayeleri evet. geliyor herkese. Evet. Ama işte, çok basit. Ağzında çıkmış ve çiğnemeye faydalı olanlar hiç konuşulmuyor mesela. Veya Tabii. o 20 doğru. yaş dişlerinin Bravo. Aynen. niye çıktığı veya zaman içerisinde Hı -hı. niye artık çıkmadı sorgulanmıyor. Biz de sadece şey modeli işte yani bana dokunmayan yılan yani bende var problem yok tamam hiç önemli değil. Modul ne doğru. zaman doğru bilinçlenmeyi evet. bir türlü öğrenemiyoruz. Aynen öyle. Problem oradan başlıyor. Yani yerinde ve doğru şekilde çıkarsa evet. bir sorun teşkil etmez ve tabii. kalması daha iyi olur diyorsunuz. Aynen tabii öyle. ki biraz belki hani çene yapısına da bağlı ama tabii, tabii. diğer dişleri sıkıştırma ihtimalleri değil mi? Doğru. O zaman zaruret doğar tabii ki. Ya da daha gömülmüş bir şekilde evet. Zaten enfeksiyona yol açıyor, yarı gömülü veya gömülü diş ağrıya yol açıyor. Dediğiniz gibi dişlerin iyice sıkışmasına, çarpıklaşmasına ve ortodonti tedavisine gereksinim duyuluyor. Zaten bir ortodonti mütehassısına gönderdiğinizde veya hasta kendiliğinden gittiği zaman, çocuğunu hmm. götürdüğü zaman çarpık dişlerden dolayı çekilen röntgende gömülü olan, yarı çıkmış veya hiç çıkamamış, impact veya retensiyon halindeki 20 yaş dişleri tespit ediliyor ve onların alınması çene cerrahına havale edilerek ortodontist tarafından zaten öngörülüyor ee, yoksa enfeksiyon olma ihtimali yarı çıkmış e, 20 yaş dişlerin çok daha yüksek ne kadar iyi bakım yapılsa da e, yarı yarıya çıktığı için temizlenmesi çok güç bir bölge üstte de altta da hiç fark etmez alt ve üst çenelerde de hocam bir evet. telefon bağlantımız var bu arada ah, hey efendim. E, Cansu Hanım Cansu Yıldız Cansu merhabalar Yıldız. iyi yayınlar diliyorum Hoş merhabalar. geldiniz. merhabalar, merhabalar Öncelikle Haluk Bey ve Doğan Bey verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Benim Haluk Hocamıza bir sorum olacaktı. E, düzenli olarak diş fırçalamama rağmen e, aslında az bakıma da önem gösteriyorum ama diş etlerim çok fazla kanıyor. Sert bir fırçalama da yapmıyorum. Bunun herhangi bir tedavisi var mı? Ne yapmalıyım? Bunu hocama sormak istiyorum. Peki geçmiş olsun Can Hanım. Geçmiş, geçmiş olsun geliriz. efendim. İzmir'e e selamlar. Selam. Memnuniyetle sorunuza şöyle cevap vereyim. Ee, özellikle sizin düzenli olarak diş taşı temizliğine ...gittiğinizden emin olmanız lazım. Birçok hastada bu değişken olabilir. Çünkü insanların hangi cinsiyetten, hangi yaştan olursa olsun... ...ergenlik çağından sonra diş taşı birikimleri farklı olabilir. Bir defa diş taşı temizliğinizi düzenli yapıyorsanız, yaptırıyorsanız... ...herhangi bir sorun yok. Ama kullandığınız diş fırçası ne kadar yumuşak olursa... ...o kadar zarar verebilir. Sert olursa aşındırabilir. Dolayısıyla benim size tavsiyem... Mümkün olduğu kadar orta sertlikte bir diş fırçası kullanmanız ve diş macunu da e, size uygun olan biraz önce bahsettiğimiz evet. gibi diş macunu tercih etmeniz. Ağız gargara ihmal etmemeniz. Fakat her şeyden önemlisi sizin fırçalama şekliniz. E, ben hastalarıma genelde e, diş etlerini dişlere doğru fırçalamalarını tavsiye evet. ediyorum. Yani yuvarlak hareketler, karışık hareketler yapmak üzere. Hocam gösterelim orada dişte size zahmet. Yani... Fırça yok herhalde. Kalem var mı? Kalem, çene, kalem Sorun değil. Kalemle tamam, gösterebiliriz. Kalem. Alt çenede mümkün olduğu kadar şu hareketleri, e, ileri geri hareketleri veya yuvarlak hareketleri yapmak yerine tamamen aşağıdan yukarıya sol alt, sağ alt şeklinde fırçalarsak üst çenede de tam tersi burada bir üst çene modelimiz var. Yine yukarıdan aşağıya. Yani etleri muhakkak dişlere doğru fırçalamamız lazım. Kırmızıdan beyaza. Kırmızıdan beyaza en doğru ifade. Saat yönü falan yapıyor muyuz? E, mümkün olduğu kadar yuvarlak hareketler bir tarafta okşarken bir tarafta dövme. Yani hmm. hırpalama, travma ya yol açabiliyor. O yüzden ben hastalarımı her zaman büyük bir ihtimalle bütün diş hekimi arkadaşlarım da, da aynı şekilde mümkünse üst ve alt çenenin fırçalanma şeklini ayrı farklı ayrı ayrı evet. ayrı ayrı görmemiz lazım. Yani iki ayrı çeneyi fırçalamak evet. gerektiğini göstermek gerekiyor. Tabii ki. Evet, can hanım. <laughs> Teşekkür Sorusunu ediyoruz. Sorusunu cevabını olun diye düşünüyoruz. Şimdi e, genel sağlık kriterleriyle ağız diş sağlığını buluşturduk bu yayında da. E, birkaç örnek verdiniz. Biri işte ateroskleroz gibi damar evet. hastalıkları evet. veya bizim gene bildiğimiz perikronit <laughs> kalp zarının iltihabında evet. gene ağız Hatta sağlığının kapakçık. çok evet, Hı -hı. gene kapakçık problemlerinde işte böbrek rahatsızlıklarından bahsettiniz. Evet. Bir de bunun dışında benim size sormak istediğim ağız içi muayeneyle yani evet. e, hastalar 6 ayda bizi çağırıyoruz ama bunu sadece ağız sağlığı ile ilgili olmadığını da izah etmek adına ağız içi bir muayeneyle hastaların başka bir sağlık problemini bizler öngörebilir miyiz? Çok teşekkür ederim bu güzel soru için. Çünkü biz diş hekimleri sadece uzman olan diş hekimlerinden bahsetmiyorum. Bütün diş hekimleri aldığımız eğitimde genel sağlık kriterlerini de göz önünde bulundurarak e, hastalarımızı muayene ediyoruz. Yani bir diş hekimi ağızda sadece diş çürüğünü kontrol etmez. Sadece dişlere bakmaz. Diş etlerine bakar. Avurtlarına, hastanın damağına bakar. Yani mukoza, ağız içi derinin her bölgesine larynx, pharynx dediğimiz küçük dil ve gırtlağa kadar olan bütün bölgedeki değişimleri algılamak üzere eğitilmiştir. Bu eğitimi aldığı için de ilk elden birçok hastalıkları en başta cinsel hastalıklar olmak üzere diyabet ee, en basit örneği de hastalık olarak adetmeyelim Gravidite belirtileri ilk önce diş etlerinde gözükür. Ağız içerisinde mukozada birçok hastalıklarında belirtileri vardır. Hı hı. Bir erozyon şeklinde, bir inflamasyon şeklinde bunları görüp e, gereken yerlere havale etmek şarttır. Hastalar kendilerini çok şanslı adetmeliler. Eğer hekimleri kendilerini diyabet konusunda mesela ağız içerisinde diabetin evet. belirtileri de vardır. Sekonder diabetin belirtileri vardır. Ne gibi oluyor mesela? E, diş etleri ve avurtlardaki değişimler, hmm. e, kanama kanlanma diyelim, kan dolaşımının pekilenmesi. Aset Asetokokusu hep bilinen, anlatılan evet. yine bir şey. Var. Genleşme, kılcal damarlardaki o dokuyu besleyen kılcal damarların genleşmesi neticesinde renk değişimleri öyle ifade edelim. Tabii. Dolayısıyla Veya ağız içinde yine değil mi belli rahatsızlıklarda e, yumuşak doku enfeksiyonlarının Tabii. da belli görüntüleri evet. var ve çok, bizler bunu muayene etmekle yükümlüyüz. Evet evet. Cinsel hastalıklarda çok bariz net işaretler vardır. Fotoğraflar, resimler Benim vardır. Benim diş eti hastalıkları uzmanı arkadaşım bir 5 sene olmuştur belki daha fazla ama yani en yakın hatırladığım o var diye örneği veriyorum. HIV evet. pozitif. Yani Görünür. onun tespiti bir lezyon vardı ağız çok içinde. Net. Yönlendirdi doktora evet. ve hani HIV pozitif çıktı. Öyle evet. Aslında. Yani, yani hani bu, bu kadar aslında geniş kapsamlı bir muayene yapılabiliyor aslında. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri birkaç defa Lues yani evet. sifilis Lues'i ikinci derecede yakaladım. Ve e, göndermesek biliyorsunuz üçüncü derecede körlüğe yol açıyor. Körlüğe Evet. Peki e, bana da şimdi bir soru geldi. Hamilelik konuşmuştuk. Evet. Hamilelikte kullanılan diş macunu florürsüz mü olması gerekiyor? Bununla ilgili nedir? Evet, Geçen programımızda tamam sizin de sorduğunuz evet. soru üzerine tekrar cevap vereyim. Ee, gerçekten mümkün olduğu kadar çocuklar dahil ve özellikle hamile bayanlarında diş macunu miktarını çok fazla tutmamalarını zaten en baştan öneriyoruz. Mümkünse tabii florür konusunda çok fazla bu konular irdelendi, konuşuldu. Hı -hı. Psikolojik çok olarak hoş. da huzursuz e, genç anne adayları tabii. o İyi bakımdan canım. eğer kendilerini rahatsız hissedeceklerse Zaten az miktarda da kullansalar diş macunu. Flörüsüz olanı tercih etsinler diye öngörüyorum. Tavsiye evet. ediyorum. Evet. Reci'den bir soru geldi. Misvak. <laughs> misvak. Misvak evet. mı fırça mı? Soru ne tam olarak? Misvak özlü e, macunlar da var ama direkt evet. misva da. E... Misvan kimyasal Misva'dan bir yapısı var. var. Ama Tabii. misvak aslında bir ağacın e, dalları. Evet. E, ağacın cinsinden dolayı içerisindeki özde flor oldukça yüksek miktarda hmm. var. Tabii bunu eskiler... Çok daha iyi bilirler. Ben de tabii mesleğim olduğu için sayın meslektaşım da bilir. Çubuklar halinde misvak satılır mısır evet. çarşısında. Çentmek lazım yani bir santim bir buçuk santim kadar kabuğunu soyup onu suyun içerisine yatırdığın Yatır. zaman o e, kabuğun altındaki olan kısım dalın iç kısmı diş fırçası haline geliyor. Ama tabii düz bir fırça yan, yan, yan bir fırça değil. Onu dişlerinizin üzerine sürdüğünüz zaman floru diş minesinin üzerine Sıvamış oluyorsunuz faydası olmuyor değil aynı zamanda bir de masaj yapıyor belki büyük bir ihtimalle dişlerin üzerine yapışan plakı da alıyor ee, ovalayarak. Yani önce. herhangi bir ya, Bu kadar kullanma... gelişmişlik varken evet. gerek var Tabi ne gerek var <laughs> Tabii. Ha, misvak içerikli misvakın evet. flor içeriği olan o tadı veren o kokuyu veren içerikli diş macunu kullanmakta bir mahsur yok. Kullanmakta bir mahsuru yok şahane. Ya biraz e, bu flor konusunda işte çocuklarda da 6 yaşına kadar işte florüsüz diş macunu öneriliyor. <laughs> ama evet. ya ben kendi fikrimi söylüyorum. Bunun bir hay bilimsel dayanağı da olmadan hay söylüyorum hay. ama biraz da sohbet olsun diye. Ameliyikte hani, mi normalde? Ameliyikte de normal çocuk doğduktan evet. sonra da 6 yaşına evet. kadar da flörlüsüz. Yani şimdi bunun normalde istenme sebebi yutulmaması değil mi? Aynen öyle. Yani Tabii. çocuk flörlü Tabii. diş macunu yutup Tabii. fazla flör vücuduna zarar verebilir mi diye. Şimdi piyasadaki florlü diş macunlarına baktığında gene aynı adrenalin oranına geliyor. Yani o flor oranı <laughs> çok ciddi değil aslında. Bazı şeyler psikolojik tabii. E, hani şey gibi oluyor. Yani ben öyle diyorum açıkçası. Şimdi hamile bir e, gebe bir hasta sorduğu zaman ya sen florüsüz kullan. Çünkü florür kullanana da bir şey olursa bana gelecek. <laughs> Belli şansı yok. Yani bana bağlanacak o sıkıntı. Sen florürsüz kullan. Tabii tabii. Yani işi bağlama. Eyvallah. Tamamen biraz psikolojik olarak da e, rahatlama istiyor insanlar çünkü. Hatta tabii. hatırlarsanız bir aralar son zamanlarda çok fazla rastlamıyorum. Çilek tadında hmm. evet. e, diş macunları çocuklar için üretildi ve ben ebeveynleri, anneleri uyardım. Dedim ki bunları çocuklar yutar, yiyecek bir şey olarak algılayabilirler. Tabii. Lütfen kullanmamaya çalışın. E, yutmaması gerektiğini bilse yeter evet. aslında. Yani Çilek tadı daha cazip geliyor diye onu kullandırmasının hiçbir manası yok. Evet. Ya şimdi e, bazı, hatta benim kendi yapmışım var başka bir televizyon hmm. programında bazı kendi bizim millet evde bazı şeyleri kendi yapmayı seviyor ve genelde çok, çok. doktora gitmeden nasıl olur ben bir hastalık olduğunda da öyle. Yani mesela evet. aslında baktığın zaman Cansu Hanım bağlandığında da aynı şeyi sordu. Ne evet. yaparız? Nasıl çözeriz? Hani evet. bir hekime gitmeyeyim de kendi kendime bir acaba çare bulabilir miyim diye. Tabii. Mesela çilek o şekilde karbonatla karıştırılıp macun haline getirilip birçok evde hmm. beyazlatıcı macun gibi kullanılıyor. Yani Evet. Anadolu'da bunun örnekleri var. Halihazırda da kullanıldığından da yüz eminim. Hmm. Benim rahmetli dedem de yapıyordu. Oradan da biliyorum çocukluktan. Allah Merakla rahmet. izlerdik. Bir küçük kabın içerisinde karbonatın üzerine limon sıkılır. Onunla diş fırçasıyla dişler fırçalanır. Ama onun diş minesine verdiği zarar. Ben beyaz olurum. Onda bir sıkıntı yok. Yani. <gülüyor> beyaz, beyaz <gülüyor> diş etlerin, etlerin, o zaman beyaz, sürelim olur. bekletelim evet. fırçalamadan. <laughs> Ve diş etlerine verdiği zararın haddi hesabı yok. Çok fazla. Evet. Çok fazla yani beyan... faydası göre, fayda göreceğiz derken zarar yani görüyoruz. Bu kadar evet. teknolojinin geliştiği bu kadar e, işte birçok piyasada ürünün varlığı ki o ürünlerin birçoğu işte hani marketin kilesi tabi. yani Hı -hı. Tabii. bazen öyle, o durumlar da oluyor ama işte mesela gene geçen yayınımızda hocam bahsetmişti böyle işte diş macunu reklamları nasıl boydan boya böyle bir yatırır macunu bir güzel onu gösterir Hı -hı. ama biz çok halbuki doğru. o kadar kullanılmasını istemiyoruz. bunun Yok, En istemiyoruz. basit örneği bu. Mümkün olduğu kadar. Ama hani çok fazla geriye gitmeye de gerek yok. Biraz ufkumuzu bence geniş tutup ileriye doğru bakalım. Bu kadar ürün varken yani tamam bir şeyin organiği bu ara her şeyin organiği makul de organik özlü gene diş macunları da var. İçinde herhangi tabii, bir kimyasal olmayan. Var. Onları tercih var, edebilir var. bu tarz hastalarımız. Evet. Ee, az Peki ön... hani Hı, şey yine Ağız ve diş sağlığıyla çok aslında bağlantılı değil ama hani diş beyazlatma konusunda ne diyebiliriz hocam? Hani bu da çok fazla konuşulan ve çok fazla sorusu olan aslında bir konu. Evet. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben 40 senedir mesleğimi icra ediyorum. Son birkaç sene öncesine kadar kesinlikle muhaliftim. Çünkü benim bir çene cerrahı olarak ve diş etlerine çok fazla değer veren yapım itibariyle bir hekim olarak diş etlerine zarar verir korkusu bende her zaman vardı. Mümkün olduğu kadar e, diş beyazlatmayı şart olmadığı takdirde yapılmasına taraftar değildim. Ama sayın meslektaşım e, tasdik edecektir muhakkak. E, bir zorunluluk olayı sadece dişlerin gri olması değil. Hastanın sararmış, grileşmiş dişlerden müşteki olması değil. Onun sosyal yaşamını ve ruhsal ruh sağlığını eğer etkiliyorsa dişlerin birazcık sarı olması o da bir indikasyondur, yapılması gerekir, yapılması hmm. şarttır. Tabii ki diş hekimleri ellerindeki mevcut olan malzemeleri çok iyi kullanarak diş etlerine zarar vermeyecek şekilde diş beyazlatmayı gerçekleştiriyorlar. Orada o bakımdan e, herhangi bir edilir, sorun çıkmaz. Gideceğiz. Teşekkür ee, ederim. Yani biraz esasında son gene biraz tabii teknoloji biraz bizim e, kimya fakültelerindeki buyurun hocam böyle. Evet efendim. <laughs> Ee, daha başarılı diyelim daha nitelikli çalışmalarla üretilen artık beyazlatma ajanları da eskiye göre tabii daha tabii. zararsız hale geldi. Diş macunlarında diyor. da bu var zaten. E, white milk, white now şeklinde birçok macunun içerisinde, içeriğinde var. Düzenli kullanmasını bilen insanlar ve düzenli de yapıyorlarsa dişleri bembeyaz kalır. Haluk çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür, çok ederim. Teşekkür de ederim. ederim. Bundan sonra Nisan ayında ara ara görüşeceğiz inşallah bu tarz keyifli evet. evet. sohbetlerle. İnşallah Yine her kısa zaman, zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Ağzınıza çok keyifli bir sohbetti değil mi? Evet.